şampiyonası 4. gün grup karşılaşmaları artık son maça gelmiş bulunuyoruz. Saatlerimiz 07:40'ı gösterirken bizler de bugünü artık bu maçla birlikte kapatacağız. Maçın adı Cloud9 ile I May. Neler diyeceksin gitarist bu maçla ilgili, günün son maçı? Ya aslında bu da biraz daha böyle çekişmeli olabilecek maçlardan benim gözümde. Çünkü ikisi de tam anlamıyla bir denge yakalamış, tam anlamıyla o belli bir çizgiyi tutturmuş takımlardan değiller. Bu yüzden hani günlerinde olup olmamaları, bireysel performansları, her şey bu maçı çok etkileyecektir. Bayağı heyecanlı bir maç olacak büyük ihtimalle. Ya sen neler diyeceksin? Ya ben de katılıyorum aslında. Yani iki takım da orta sıralardan kendilerini üst sıralara taşımaya çalışıyorlar. Bazen çok etkili performanslarını görüyoruz, bazen tamamen hayal kırıklığına uğruyoruz. Özellikle Cloud9'ı izlerken. Kesinlikle. Meteos'un, Blitz'in oyunlarından neyse bahsetmeye çok gerek yok yani. başarılı değildi. İkinci oyunda neyse, galibiyet aldıkları oyunda neyse ki toparladı bir yerden sonra. Oyunun sonlarına doğru toparladı. Artık ona belki daha alıştığı, sevdiği bir ormancı, Elis gibi bir ormancı tercih olabilir belki. Yine Impact'te kendini ortaya koyabileceği, takımı taşıyabileceği bir üst koridor tercihi, öne geçebileceği bir üst koridor tercihi mantıklı olacaktır. Bakalım. Evet, iki takım da SKT mağlubiyetini gördü. Daha sonra Flash Wolves'ı yenmeyi başardılar. Hı-hı. Dolayısıyla aynı doğrultuda gidiyorlar. Her ne kadar az önce Flash Wolves'la SKT yenince tüm dengeler bozulmuş olsa da bu iki takım arasında hala bir ikincilik mücadelesi geçecekmiş diyebilir miyiz az önceki maçtan da sonra? Tabii ki yani ve başa baş geçeceğini herhalde söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Zaten sen bahsettin yani ne kadar birbirlerine yakın olduklarını, geçmiş maçlara eğer göz atacak olursak. Bu durumda da kompozisyonları ben yine oldukça belirleyici olacağını düşünüyorum. Tahmine de sonra geçeriz artık. Yani evet aslında öyle, çünkü bu maçı kazanan liderliği SKT'yle bir anda paylaşıyor olacak gitarist. Yani ikinci haftaya girerken SKT'yi tek başına liderlik koltuğunda görmüyor olacağız. Ya ben de şu anda tam takım kompozisyonları demişken şöyle geçmiş maçlarına bakıyordum ve I May'in şampiyonları aslında benim biraz daha hoşuma gitti. Daha hani şöyle söyleyeyim, mesela orta koridorda Ryze oynanmış, Varus oynanmış, ormanda Elis ve Zek oynandığını görüyoruz. Bunun yanında da saldırıcı taşıyıcısında mesela Jinx oynandığını biliyoruz SKT maçında. O yüzden böyle daha farklı şampiyonlar oynayan, biraz daha hani Cloud9'ı beklerinin dışında tutabilecek, bu yüzden dengesini bozabilecek taraf bence I May olabilir. Zaten bu seneki Dünya Şampiyonası'nın en önemli özelliklerinden biri de biraz şampiyon havuzunun geniş olması ve dolayısıyla birçok sürprizi görmüş olmamız diyebilir miyiz? Yani dün de bir Nocturne gördük Peanut tarafından. Bugün yine farklı tercihler görür müyüz? Sen ne diyorsun? Gitariste katılır mısın? Yani geçen sene kadar herhalde varyasyon yok diyebiliriz. Yine belli başlı bir havuz içerisinde genel ana şampiyonlar tercih ediliyor. Ara sıra onlardan farklı tercihler geldiğini görüyoruz. Nocturne dediğin gibi bir örnek. Skarner yine kendini yavaş yavaş göstermeye başlıyor. Jinx'e geri dönüş varmış gibi görünüyor hiper taşıyıcı tarafına baktığımızda. Ben ikinci haftaya da geçerken şampiyon havuzunun biraz daha zorlanacağını şahsen düşünüyorum. Dünya Şampiyonası'nın da en sevdiğim yanlarından bir tanesi bu yani. Sürekli olarak farklı şampiyonları ilginç bir şekilde takımların gösterebiliyor olması. Bu maçta görür müyüz? Bence gösterirse I May tarafı gösterir. Yani Cloud9'ın ben çok bir sürpriz kovalayacağını, kompozisyon konusunda sürpriz kovalayacağını pek sanmıyorum. Evet, sen neler diyeceksin bu kompozisyon konusunda? Yani özellikle takımların hem ikinci hafta, daha sonra çeyrek ve yarı final maçlarında o gizli taktikleri, gizli şampiyon kompozisyonlarını ileri sürdüklerini görebiliyoruz. Bugün o günlerden biri olmayabilir belki ama bu önümüzdeki haftalarda bunun gerçekleşmeyeceği anlamına gelmiyor. Evet, ben de sana bu anlamda katılacağım. Biraz daha tabii saklamak isteyebilirler ama ben burada Cloud9'ın çok da hani gizli şampiyonlar saklayan veya daha sonrası için taktikler kuran bir takım olduğunu düşünmüyorum. Cloud9'ın biz eskiden şu özelliğini çok iyi şekilde biliyoruz. Bir takım kompozisyona bir hafta boyunca çok iyi şekilde hazırlanıp onu mükemmel şekilde uygulayabiliyorlardı ama bu sefer bunu çok da gösteremediler. Yani Dünya Şampiyonası için konuşuyorum. Çok da farklı kompozisyonlara hazırlanıp takım uyumu anlamında mükemmel işler sergilemediler. Bu özelliklerini biraz daha şu anda yitirmiş gibi gözüküyor Cloud9 tarafı. Yani Cloud9'ın aslında beklentiler bu şampiyonaya gelirken çok yüksekti ama SKT karşısındaki performansları, yani Faker en son rakibin iki kule arasında oynamaya başlıyordu neredeyse. O kadar fark vardı. Dün biraz toparladılar ama bakalım bugün neler yapacaklar. Orada da aslında tam olarak ona ilgili bir şey değinmek istiyordum. Cloud9 tarafı biraz daha çabuk böyle işte moralman, bozulabilen ya da tilt olabilen taraf. özellikle karşılarındaki rakibe bakış açıları da onları çok çok değiştirebiliyor. Mesela SKT maçında Jensen röportajından da hatırlarsın, kendisini bir kanıtlama isteği vardı. Orada Cloud9 tarafında işte Jensen, Faker'ı yenmem lazım, buna göre oynamalıyım, kendimi kanıtlamak istiyorum mantığıyla vadeye çıkmıştı. Ve bu bazen geri tepebiliyor, işte eliniz ayağınız titreyebilir, heyecanlı olabilirsiniz veya kendinizi kanıtlamak için agresif hamleler yaparken hataya yol açabilir. Bugün biraz daha büyük ihtimalle rahat olacaklardır. O maçtaki kadar kötü olacaklarını düşünmüyorum ama onların bu maça girişindeki psikolojisi çok büyük bir önem arz edecek. Evet, aslında her şey ortada gibi gözüküyor. O zaman tahminlerden başlayalım Scarlett. Ben Cloud9 diyeceğim. Alt koridorda fark yakalayabileceklerini, alt ve üst koridorda fark yakalayabileceklerini düşünüyorum. Jensen biraz ortalama duruyor. Beklenin biraz altında duruyor. Ama onun açığını bence diğer koridorlar kapayacaktır. Meteos dışında. Meteos dışında. Onun da açığını diğer koridorlar kapayacaktır diyelim o ikisinin. Evet, Meteos'a da bir taşlama gelsen neler diyeceksin? Benim de nedense aklımda hep böyle Cloud9'ın bir anda parçalayacağı var. Ama ben I May tarafı diyeceğim. Büyük ihtimalle de Avoidless Meteos'un üzerinden geçer. Artık bunu da göreceğiz. Ben de yine Cloud9'dan yana tarafımı kullanacağım. Gerçi ben bugün kimin tarafından kullandıysam... Biz battık, ben değiştirebiliyor muyum? Hep diğer taraf kazandı şu ana kadar ama en azından günün son karşılaşmasında benim oyum Cloud9'dan yana. Artık günün son karşılaşmasına geliyoruz. Sözü de sunucu masasına bırakıyoruz. Şu ana kadar düzenlenen en heyecanlı, en sürprizlere gebe Dünya Şampiyonası'nda ilk haftanın artık sonuna geliyoruz. Son bir karşılaşma kaldı önümüzde. Kuzey Amerika LCS temsilcisi Cloud9 ile LPL Çin Ligi temsilcisi I May ekipleri günün ve haftanın son maçında karşılaşıyor olacak. Ve bir önceki maçta alınan skorla beraber bu maçı kazanan takımın bölgesi Kuzey Amerika ya da Çin skorunu 6 galibiyet 3 mağlubiyete getirecek ve Kore ile eşitlenecek. Kore'de şu ana kadar 6 galibiyet 3 mağlubiyetle oynuyor bütün takımlar. Tabii o listeye baktığımız zaman 1-8'lik bir Avrupa LCS var ki evlerden Irak. Aslında bu yakın zamanda hani sorulan bir soru vardı. Avrupa veyahut da işte atıyorum diğer bölgeler Kore'ye yetişti mi? Belki bunun için iyi bir cevap olabilir. Bu arada hemen kadrolardan bahsedelim. Üst koridor Impact, Orman Meteos, orta koridor Jensen, alt koridorda ise Sneaky ve Smoothie vardı. I May tarafında ise üst koridor AmazingJ, Orman Avoidless, orta koridor Athena, alt koridor Jinjiao ve Road. Baymi yerine de bu arada Athena'nın yeniden sahne aldığını belirtelim I May tarafında. Baymi'de geçen Rise performansı sergilemişti. Faker'a karşı oyunda 2-1-1 bitirmişti. Fena oynamamıştı. Fena oynamamıştı ama bir yerde SKT'ye boyun eğmek zorunda kaldılar çünkü çok erken biten bir oyundu. Şu ana kadarki Cloud9 yasaklamaları yani Varus dışında şaşırtıcı değil, onu söyleyelim. I May tarafıysa Impact'i direkt şu anda... Ya ellerinde olsa Impact'i çıkartacaklar yani. Yani Impact'in şampiyon havuzunun çok geniş olduğunu biliyoruz. Tabii canım. Ama yani mesela narı alamamış olması onu üzüyordur birazcık. Çünkü özellikle çığırından çıktığı Kuzey Amerika LCS Gauntlet'inde ve finallerde Kuzey Amerika LCS'de en fazla birebirde skor alan oyuncuydu. Narı çok kullanmıştı. Şimdi kullanamıyor olmak üzüyordur eminim onu ama dediğin gibi eski bir dünya şampiyonu. Evet. Onun şampiyon havuzu geniş olmasında benim mi olsun? Ve Meteos'a yine bir zek yasaklaması geldi. Ama bu biraz değişik çünkü yani Avoidless'la oynuyor bu şampiyonu ve SKT'ye karşı oynadıkları maçta SKT saygı yasaklamasıyla yasaklamıştı zeki. Bu arada Syndra Jensen'in ellerinde olacak. Meteos bakalım yine Lee Sin seçecek mi? Çünkü Avoidless Meteos'un Lee Sin performansından pek korkmuyordur bence. Şu ana kadar turnuvada da çok etkileyici bir Lee Sin performansı sergileyemedi. Ya aslında onun hakkında çok olaylar döndü, çok konuşuldu. Neden işte yani Mithyus böyle performans sergilemedi diye ama muhtemelen rakip takım onun o kadar iyi bir Lee Sin oynamasına izin vermedi diye söylentiler dolanıyor ortada. Şunu bu arada seçim yasaklamalarda daha fazla ilerlemeden tahminleri alalım. Tahminin nedir? Ben I May diyorum ya. Ben Cloud9'dan bir kere yattım, bir daha peki yatmak istemiyorum. Ya ben Cloud9 maçı sunacağım da Cloud9 demeyeceğim. Hayatta duyulmamış iyi, şey. Ben de kankalarım Meteos ve Sneaker'la beraber Cloud9'ın kazanacağını düşünüyorum ve Meteos'ta yani kendi içinde bir şaka oldu bu tabi ama göstermeden duramıyor. Olaf'a dönecek gibi görünüyor bu arada. Sihirdar büyülerine bakılırsa. Belki Hecarim. Hecarim de olabilir, evet. Hecarim'i de bu turnuvada bir kere gördük. Bir kere gördük diye hatırlıyorum. Yani ben geçen akşam Taldır'ın yayınında gördüm bir maç ama Orman oynuyordu. Turnuvada hatırlamıyorum ya, bir bakmak lazım ona. Ama 20 saniyeye yakın bir süre kaldı. Rumble. Evet, üst koridorda Rumble. Şu an Mithyus'un sihirdar büyüleri de yakıyor bu arada. Evet. Yakarım sizi diyor. Büyük trollerden bir tanesi ama Ezreal'ı aldılar Sneaky'ye. Üst koridorda Rumble'ı göreceğiz. Destek rolü ve ormancı rolü hala açıkta Cloud9 adına. I May tarafında ise nişancı ve ormancı belirlenmiş durumda. Bakalım onların ardından seçimleri ne olacak? Bu rotasyonda bir... Vlad'ı erken almak istiyorlarmış gibi görünüyor. Ki Syndra'ya karşı gayet iyi bir performans sergileyen şampiyon görünümünde Vladimir. Jinjiao bu arada sen bir önceki oyunda hatırlatmıştın Ekko performansını AmazingJ'in. Yine acaba Jinjiao takım arkadaşı için Ekko'yu alacak mı? Yani özellikle bu kompozisyonda geldikleri zaman sanki hasar potansiyelinde biraz daha en azından bu 4 şampiyon içinde Jin'e bağlı olacaklarını söyleyebiliriz. Ki ben Rek'Sai'nin de bu son dengelemelerden sonraki performansının açıkçası biraz düştüğünü çok net bir şekilde söyleyebilirim. Eski günlerini birazcık arıyor, evet, diyebiliriz. Biraz aratıyor. Ve Ekko kilitlendi. Rumble karşısında Ekko performansı göreceğiz. Açıkçası Impact'in karşısında oynamaya hiç yabancı olmadığı bir şampiyon. Kaldı ki Immortals yine Gauntlet serisinde Huni 2 ya da 3 maçta Ekko seçmiş ve patates olmuştu Impact karşısında. Ve bu sefer Rumble'a karşı ki Rumble koridor safhasında belki de karşınızda görmek istemeyeceğiniz şampiyonlardan bir tanesi. İyi Rumble'lar bayağı bir can yakabiliyor koridor safhasında. Ki menzilsiz bir şampiyon olarak Ekko da bu noktada Rumble'ın yakın mesafeden alev makinesiyle zıpkınlarla vereceği hasara maruz kalabilir. Şimdi bakalım destek ve üst koridor ormanda neler gelecek? Bir Lee'sin macerası daha göreceğiz mi? Crank. Ve Alistar kilitlendi. Olaf da kilitlendi. Meteos'un ellerinde Olaf göreceğiz. Ya bir önceki oyunda tabii umuyoruz Blank'in oynadığından daha iyi bir Olaf oynar. Yani bir önceki oyunda Blank ya tax almaktan sıkılmadı herhalde. Ya tweetlerden birinde gördüm. Blank'in bu oyun boyunca yaptığı tek şey önce takım arkadaşlarının ölüşünü izlemek, ardından gidip kalan minyonları toplamak oldu demişler. Aşağı yukarıda haklılar. Tabii canım, Blank adına 4. Boşa gitmeden azından bir yanına. Dev Word hem de. Mikrofonu düzelt dedi takım koçu. Burada son seçim destek olacak ki şöyle baktığımız zaman Cloud9'ın bu takım savaşı başlatma potansiyelini dur diyebilecek bir şampiyon. Belki de bu noktada I May'in ihtiyacı olan şampiyon olabilir. Çünkü Jhin biraz hasar vurması için kısmen takım savaşında korumanızda gerekebilen bir nişancı haline geliyor. Oh. Ve Tahm Kench. Şimdi şöyle, Tahm Kench özellikle tek kişinin aradan çıkarılması karşısında harika bir şampiyon ama Syndra dışında mesela Tahm Kench'in yuttuğu takım arkadaşı Syndra'nın ultisine hedefse ne oluyor? Yemiyor ulti. Hasar yemiyor. Hasar yemiyor ama burada şimdi hem iyi bir tercih hem kötü bir tercih. Şimdi eğer Alistar Tahm Kench'le beraber yanındaki birine aynı anda kitle kontrol yapmayı başarabilirse Tahm Kench'in etkinliği aynı derecede aşağı düşecek. O yüzden burada Afromo'nun neler yapabileceği çok önemli. Smoothie'nin ne yapacağı gerçekten çok önemli. Nedense Alistar deyince artık aklıma aslında mata gelmesi lazım bu turnuva düşünüldüğünde ama. Ama şeyde çok oynadı ya. Yani Kuzey Amerika LCS'de. Defalarca oynadı. Alistar zaten bir dönemin en güçlü şampiyonlarından, yine sahneye geri dönüş yaptı. Yani Smoothie'nin yanılmıyorsam bir Brown performansı vardı. Evet, Brown'da da çok iyi bir yani oynadı. Ama şu ana kadar ki yani buradaki turnuvada pek de bekleneni veremiyormuş gibi geliyor bana, özellikle Cloud9 adına. Yani Cloud9'da bence genel bir takım olma problemi var. O problemi yaşadıkları için hiçbir oyuncu çok iyi oynuyor diyemiyoruz. Yani ne Impact'te ne Sneaky'ye hepsi idare ediyor. İdare ettikleri durumlarla yakın karşılaşmalardan bir galibiyet çıkarmayı başardılar ama I May karşı yakın karşılaşma derken SKT karşısında yakın olmaktan çok uzaktı maç. Flash Wolves karşısında çok gerideyken galibiyet aldılar. I May karşısında bu ciddi bir test olacak. Evet. Tabii şunu asla unutmamak lazım. Cloud9 diğer Kuzey Amerika LCS takımlarına kıyaslandığında yani mental olarak çok kuvvetli bir takım. Oyunu fazla ciddiye almamalarından mı desem, ki çok da ciddiye alıyorlar aslında. İşi şakaya vurma konusunda çok iyi olduklarından mı desem. Yani çabuk cıvıyorlar mı desek yani. Takıma girenin şirazesi kayıyor. Yani Impact şu anda top die diye dolanıyor etrafta. Yani içeri giren trolleşiyor. Dolayısıyla mağlubiyet alsalar bile burada ikinci haftada geri dönebilirler diyelim. Ve Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasının ilk haftasını kapatıyoruz. Kuzey Amerika LCS temsilcisi Cloud9'la LPL temsilcisi I May takımları galibiyet için vadiye iniyor. Let's go C9. Zaten taraftar etkisi şu ana kadar kendini gösterdi kesinlikle. Ve hemen Cloud9 3 kişilik bir ekiple rakibin kırmızı güçlendirmesine doğru görüş sağlama amaçlı bir girişimde bulunacakmış gibi görünüyor. Yani Avoidless bilmiyorum oradan bir kafayı uzatır mı ama evet totemi oraya bıraktı. Cloud9 tarafında da bize buradan ekmek çıkmaz dediler ve oradan uzaklaştılar. Yani o üçlü de bayağı tehlikeli bir üçlüydü. Evet. Bir kişi yakalasa ensesine inmeyecek bir üçlüydü. Smoothie'nin burada tutuşturla girdiğini evet, agresif söyleyeyim. Bir koridor dönemi geçirmek istiyor. Bu arada üst koridor eşleşmesini de yine Riot Games 2'den Paul Rusty ve Zig'in anlatımıyla izleyebilirsiniz. Zig de Phoenix One'un üst koridor oyuncusu. Tabii İngilizce orası. Güzel ama. İngilizce. Şimdi I May tarafı bakalım Gromp'tan başlamayı düşünecek mi? Çünkü Sneaky Smoothie ikilisi şu anda golemlerin orada bekliyorlar. Muhtemelen buradan ekstra bir tecrübe puanı alıp koridordaki o Cloud9 ikilisinin yaratacağı agresifliği önlemek adına bir girişimde bulunacaklar. Evet, ormanın üst tarafından başlayan iki tane orman oyuncusu tabii Rek'Sai'yi erken oyunda yapılacak baskınlarda birazcık daha fark yaratabilir. Mithyus şimdi mavi güçlendirmeyi almayı başardı. Gromp'u pas geçiyor. Daha kolay olan bir kamp diyelim. Tabii yani Gromp'a kıyasla kurtlara doğru ilerledi. Onun ardından da ormanın alt tarafına yönelecek mi bakalım ama gittiğinde golemi olmayacak. Diğer taraftan Gromp'u da Jinjiao ve Road'un aldığını görmüş olduk. Orta koridor eşleşmesinde de minyonlar biçilmeye devam ediyor. Oo. Güzel bir dil yarası geldi ince açıdan. Yalnız alt koridorda sanki işler bayağı kızacakmış gibi görünüyor. Bu arada trajediyi orada tutturmayı başarsa Jinjiao. Yani trajedi artı o Tahm Kench'in o ham yeteneğini hedefe vurmayı başarsaydı çok rahat bir şekilde koridordaki üstünlüklerini pekiştirebilirlerdi ama şimdi ormanda iki güçlendirmesi olan Mithyus belki erken safhalarda gelmez dedik ama alt koridora doğru hareketleniyor mu? Avoidless da bu arada o taraflarda Yampiri engeci almayı başardı. Oradaki görüşü de almayı başardı. Mithyus da keskin gagalara dönüyor. Öbür tarafta ise Avoidless da kurtlarına döndü. Yani koridorlara baktığımızda minyon sayılarında öyle çok yüksek bir fark yok. Tarafta da Impact, yani Rumble'ın mekanikleri sonuna kadar kullanıyor. Orada kurmalı kapanın bir geri gitmesini bekledi. Dönüş hasarını almamak için ama o minyonu kaçırdı. Dünya şampiyonu da olsanız ara ara minyon kaçırabiliyorsunuz tabi. Alt koridorda bu arada baskı üstünlüğünü kuran taraf I May gibi görünüyor ama minyon sayısında Cloud9'ın üstünlüğü var. Güzel bir ışık geçişi geldi. Jinjia'ya havada yutuverdi Road. Sneaky ile Smoothie de bunu bekliyordu. Ki zaten hiç ondan sonra takip etmediler bile. Ki zaten Smoothie'nin o noktada sıçra kullanmamasının sebebi oydu. Aynen öyle. Geriye doğru muhtemelen toz atamayacağını bildiği için. Ama şimdi o bekleme süresinde. Evet bekleme süresinde yalnız Road'u yakalayabildiler. Gri cana doğru gidiyor Road şu anda ve agresif şekilde rakiplerin üstüne gidiyor. Hemen kayış gibisini kullanarak orada zırha çevirdi. Çünkü Avoidless arka tarafta birinin gelmesini bekliyor. Smoothie o tarafa doğru gitti. Tehlikeli bir hamle olabilir. Ormancıları çok uzakta. Ama Avoidless şimdi dikkatini orta koridora çeviriyor. Güzel bir açıydı. De bunu değerlendirebilirdi. Ya fazlasıyla da ilerideydi Cloud9 tarafı. Yani şu pozisyon neydi biliyor musun? Hani bazı pozisyonlarda öleceğini anlarsın. Hani sihirdar büyüsü kullanmazsın. O tarz bir pozisyondu. Kesinlikle. Avoidless yalnız orada tetiği çekemedi ve gittiği yerde onu keskin gagalar beklemiyor. Ya belki erken seviyelerde Impact'ten gelebilecek olan bir Meteos. Şimdi bir kule altı denemesi yapar mı bilmiyorum ama Avoidless da orada karşı baskın için bekliyor. Ve Ekko da Rek'Sai de şu anda geri dönüyor. Meteos en azından baltasıyla engelleyecek AmazingJ'in geri gitmesini. Avoidless yalnız o da geri dönüş animasyonunu bozdu. Smoothie geliyor, bir kule altı denemesi olabilir ama 5. seviye henüz. AmazingJ ilk kanı o noktada Meteos'a veriyor. Ve turnuvanı Impact düşmeyecek ama canı çok azaldı. Bakalım bir... Dün aynısını kim yapmıştı? Takım arkadaşım gelip kurtarmıştı. Mithy. Öyle mi? Helal olsun. O kadar çok maç oldu ki artık. Nami ile yapmıştı. Bu sefer de yani desteğin şu gezintisini yani rakip takımda olduğunuzu düşünün. Yani beklemezsiniz. Şimdi Road o noktada bir minyonu ham yaptı ama Jensen... Jensen de 3 gündür bunu bekliyormuş. Bir şeyi engellesem de şu Cloud9 logosunu bir yapıştırabilsem tepeye diye. Tabi bu arada sizler de takımınızı logolarınızla destekleyebiliyorsunuz. 6. seviye olsa Vladimir'in işi çok zor olacaktı. Ama 6. seviyeye yükselememişti. Ama Jensen koridoru ağır şekilde kazanmaya devam ediyor. Cloud9 bugün oynamaya gelmiş. Evet. Bu belli. Özellikle Smoothie oyunu şu anda çok güzel bir şekilde okuduğunu söyleyebiliriz. Athena'da minyon biçme konusunda sıkıntılar yaşıyor. Tabii Vlad'da dünyanın en kolay işi değil o minyonları biçmek ama. Avoidless şimdi yalnız orta koridora doğru geliyor. Jensen fazla ileride. Biz bu filmi daha önce izlemiştik. Trial. Ve üzerine doğru atladı. Athena'nın skor almak istiyor ama hayır. Evet. Üzerinde bu arada kan ve basını kullanıyor Athena. Jensen her iki sihir darbe üstünde kullanmak zorunda kaldı. Koridorda avantaja sahipken görüşü olmadan fazla agresif oyununun, fazla ileride olmasının cezasını daha da ağır ödeyebilirdi. Ve hem Avoidless hem de Athena'nın hala sihir darbüyleri duruyor. Yani hala tehlike geçmiş değil aslında. Karşılıklı ultileri de kullanmış oldular böylece. Yani bu pozisyonun bir hani round 2'si olabilir. Olabilir kesinlikle. Ben katılıyorum. Avoidless 6. seviye olduğunda etrafında tünel var mı bakıyorum. Tünelleri temizlemeyi başarmış en azından Cloud9. Şimdi Smoothie bir pozisyon bekliyor. Her iki kişiye de orada un ufak edebilirse senin az önce söylediğin mevzu, iki kişiyi un ufak edip sadece Jinjiao'yu geriye ittirmeyi başarırsa skor almaları imkanı olabilirdi ama 6. seviyede değil bu arada Sneaky henüz. İsabet dalgasını kullanamayacak. Yalnız orada tutan bir... I May de bir şeylerin peşinde sanki hani bir mesaj vermeye çalışıyor. Yani I May bu arada ışınlanıyla oraya gelebilir. En hızlı yapabileceği şey bu. Meteos şimdi o tarafa doğru yaklaşıyor. Smoothie sıçrasını kullanacak mı? Sıçrasını kullanmadı ama Road'un ellerinden sıçrasını almayı başardı. Çünkü Smoothie'nin sıçrası yok bir yandan da. Ragnarok geliyor bu arada. Çok ilginç. Meteos yani ilginç. Karşıdan bitkinliği almayı başardı ama. Tahm Kench'e de sanki o baltalar hiçbir hasar vurmadı. Yani tank destek şampiyonlarından iki tanesi şu anda alt tarafta. Mithyus en azından bir sihirdar büyüsü almış oldu. Şifayı da almış. Evet şifayı da aldı bu arada. Haklısın bu arada özür dilerim. Şifa ilk yakalandı pozisyonda mı attı Jinjiao acaba? Yani. İlk başta yakalandı ya. Yok orada şey yakalanmıştı. Tahm Kench sıçra kullandı. Sıçra kullandı haklısın. Ama yine de sonuçta ufak bir zafer diyelim. Ya Wurf o zaman ya. Hem şifa hem bitkinlik çok iyi. Meteos'tan daha iyi bilecek değilim herhalde. Şimdi bas. Oo. Avoidless'tan ters taraftan gizli bir okyanus ejderi denemesi. Cloud9'ın buna cevap vermeye niyeti yok. Çünkü cevap verecek durumu yok. Alt koridor geri dönmüştü. Ve erken bir okyanus ejderhası. Koridor safhası bitmeden... Yani açıkçası bu noktada Ezreal'a ve Syndra'ya teslim etsen okyanus ejderinin daha faydalı olurdu ama burada da okyanus ejderini aldılar. Tabii fazla ejder göz çıkarmaz. Şimdi AmazingJ bir şeylerin ters gittiğini anladı. Minyon dalgasına yaklaşmıyor bile. Impact'te bu arada bir seviyelik bir fark atmış durumda rakibine. Smoothie'de 2 seviye çıktı. 2 seviye çıktı doğru söylüyorsun. Smoothie'de oyunun erken dakikalarında gezgin çizmesine yatırım yaptığını söyleyelim. Yani bu şunu gösteriyor. Normalde keşif taşı da alabildi. Ama... Yaptığı bu tercihin şu anda ekmeğini de yemek istiyor aynı zamanda. Haritanın her tarafında gezerek. Şimdi Jensen'la Athena arasında birebir var. Kan ve Basta geldi. Şimdi Tahm Kench gelecek oraya. Jensen'ın ultisi yok ama oradan Tahm Kench'i uzaklaştırmayı başardı. Trajediden de kurtuluyor ama son perdeden kurtuluş yok. Birinci dans, ikinci dans kurtulmayı başardı. Jensen gerçek bir dansçı. Orada skor vermeden sadece hayaletini kullanarak kurtulmayı başarıyor pozisyonda. Tabii Smoothie de orada tekrardan devreye girip Road'un daha çok işlevsellik kazanmasını da engelledi. Sneaky'nin bu arada pırıltısı var. Pırıltısı var mı ona bakıyorum evet. Her büyük kullanımda daha fazla hasar verecek. Jinjiao da orta koridora yaptı bu ziyaretin ardından. Kulesinin canının %50'sinin gittiğiyle yüzleşti. Bu gerçekle yüzleşmek durumunda kaldı. Bu arada Impact oradan uzaklaşmaya çalışıyor çünkü Avoidless geliyor. Orada paralel yakın samadan çıkacak. Şu anda kendini susturdu. Burada kalkan yeterli olacak mı? Impact'le bir sıçra geldi. O da sıçrasını kullandı. Dengeleyici geliyor. Impact! 2'de 2 gelir mi? 2'de 2 gelir mi? 2'de 2 geliyor. 2'de 2 geliyor. Impact kendi canını da kaybetti ama 2'de 2 yapmayı başardı. Yalnız bunun olacağı çok belliydi. Yani Avoidless'a AmazingJ Brumbley'e aldıkları kararın kötü olduğunu sadece 2'de 2 verdiklerinde anladılar muhtemelen. Yani o noktada sıçrasını aldıktan sonra Rumble'ı bırakmaları gerekirdi belki de. Kesinlikle. Dengeleyicisi olan, lanetli maskesi olan bir Rumble. Çok uğraşmak istemeyeceğiniz bir hedef. Bu arada infilak deneyi aldı, onu geri sattı. Ne almak istiyor? Bir anda yüksek altına sahip olunca Impact de şaşırdı oyunumuzdaki. Şurada bırakmanız gerekiyordu. Bu arada yani motor da %50'nin üzerinde değil, ısıtmamış. Yalnız. AmazingJ çaresizlikten bu kadar geldik, bari bir skor alalım demiş ama milyonda 30 milyon geride. 2 skor verdiler Impact'e. Impact de bu arada infilak değneğini sattı. Leander'ın eziyetinden önce bir sihirbaz pabuçlarına gidip bir de kudret kitabı koydu yanına onun. Ve şimdi neredeyse gerçek hasar niteliğinde bir hasar vuracak. Bir sonraki ejder de bu arada alev ejderi olacak. 2000 altınlık bir Cloud9 üstünlüğü var şu anda. Maçta 11. dakikadayız. Yalnız Meteos'la Jensen de o noktada görüş üstünlüğünü ellerine aldılar. Avoidless sersemledi ama Road kurtarma servisleri hemen Rek'Sai'yi oradan çıkarıyor. Ve pembe totemi de orada temizleyecekler gibi görünüyor. I May'de oyunda ben de varım demek adına haritanın alt tarafında da iyi bir görüşe sahip oldu şu anda. Yanılmıyorsam orada tam 4, toplamda 5 tane totemleri var sadece haritanın alt tarafında. Impact de Kuzey Amerika LCS hem yarı finallerinde hem de Gauntlet turnuvaları sırasında sürekli 2-1 yaptı. Şimdi Smoothie o noktada Tahm Kench'i yakaladı ama Tahm Kench sıçrasını kullanıyor. İsabet dalgası yeterli olacak mı? Road'un üzerine doğru agresif bir oyun. Son vuruş Sneaky'den geliyor. Sneaky de skor tabelasına adını yazdırıyor. Mithyus da bu oyunla Lee'sinde yarattığı o negatif reputasyonu birazcık daha pozitife çevirmiş oluyor. Son perde birazcık daha milyon dalgası temizlemeye ve ilk kule kanını kaybetmemeye yönelik ama yeterli olmayacak. Cloud9 ekibi alt koridordan iyi bir haber daha veriyor takımına. Impact'ten bahsediyorduk. Gauntlet boyunca sürekli 2 kişiyle uğraşmak zorunda kaldı. Meteos, Kuzey Amerika ormancıları arasında üst koridordan en az yardım eden ormancılardan bir tanesi ama Impact için hiç önemli değil. Huni ile Rainover'a uyguladığı tarifenin bir benzerinde AmazingJ ile Avoidless'a uyguladı ama takım olarak Cloud9 kendilerinden bekleneni bu karşılaşmayla beraber ortaya koyuyor. Alt koridorda da doğru hedefi seçerek, doğru hedefe combo yaparak skorda almayı başardılar ki oradaki skorda görebildiğiniz kadarıyla Sneaky'e gitti. Jensen orta koridorda yaklaşık olarak 30 milyonluk bir fark yakalamış. Yani şu ana kadar baktığım zaman yani Cloud9'ın haritada kazanmayan koridoru yok. I May adına iyi giden hiçbir şey yok. Oyun sonuna baktığımızda da oyun sonu kompozisyon açısından da o kadar ciddi bir yok. Yani evet 3 tane önde durabilecek şampiyonu olacak I May'in. İşte hem Ekko olsun hem Rek'Sai olsun bir de bunun yanında Vlad eklenecek. Ama yani Jin'e yapılan son değişikliklerden sonra artık o kadar çok aradan çıkaran potansiyelin olmadığını biliyoruz. Bu çok büyük sıkıntı yaratacaktır IME'de. Vlad da maçın 14. dakikasına gelmemize rağmen henüz ruh gömleğini bitirememiş. Alaz cevheri, İonya çizmeleri ve hayalet pelerini var. Bir sonraki dönüşünde o ruh gömleğini almak isteyecektir. Cloud9 tabii oyunun erken safhalarını oldukça iyi geçirdi. Ama altın farkı olarak 3400 altın I May adına kapanmayacak bir fark değil, onu söylememiz lazım. Ama doğru takım savaşı, yani doğru takım savaşından daha çok kesinlikle yani Cloud9'ın muhteşem bir hata yapması gerekiyor şu anda. Ya muhteşem hata derken bilmiyorum, inanılmaz. Büyük bir hata desek daha doğru olur. Baron'a gidersin, Baron'u kaptırırsın, üstüne 3 skor verirsin, al sana muhteşem hata. Muhteşem hata deyince bana iyi bir şeymiş gibi geliyor. İyi ki bu hatayı yapmışım der gibi geliyor. Mavi güçlendirmeyi Meteos aldı ama Syndra'yı da orada susuz bırakmayacak. Kendi mavi güçlendirmesini de Syndra'ya teslim etmek isteyecek. Road o Gromp'u oradan aldı ve kulesinin altına attı. Gromp uzaklaşmaya çalışıyor. Bırakın beni! Hayır! Kardeşini kurtardı. Resmen kurtardı. 2 Gromp. Kendi arasında öyle bir takım çalışması yaptılar. Şimdi Alev Ejderi. Bu tabi az önce Ayem'in aldığı Okyanus Ejderi'nden çok daha değerli. Ya, ama kat değerli. Cloud9 o kadar öndeki oyunda. O alev ejderini almasına bile izin vermedi. Avoidless'ı yakalamaya çalışıyor ama Rek'Sai o noktada sıçrasını kullanarak oradan uzaklaştı. Son perde geliyor. Athena'da orada bir savaş başlangıcı yapmak isteyecek. Işından geldi. Işından nereye geliyor bakıyorum. Impact geldi. Rumble geldi ama orada herhangi bir olay çıkacak bilmiyorum. Şimdi dengeleyici güzel geldi. Çıkmazsa çıkartır. Orada kayış gibi Ama tutmadı o noktadan. Impact birinci skor, ikinci skor. Dünya şampiyonu gibi davranmaya başladı. I May de ya bunun olabileceğini ben öngöremedim. Onlar da öngörememiş olabilir ama sen zaten bayağı rahat bir şekilde geldi mi? Tamam gelsin. Geldi. Yalnız şu anda Rumble çok can yakıyor. Leandrin'in eziyetini bitirmiş. Üzerine kudret kitabını da koymuş. Artık ifade almaya başladı Rumble. Avoidless bu arada kaybettiği maviyi kazanmaya çalışıyor. Jensen bu arada o noktada bir şeylerin döndüğünü biliyor. Alacak mavi oradan? Hayır. Birazcık geç kaldı. Biraz. Yani... Fortnite taraftarı oldum çok belli oldu. Bir dakika. Impact'in bu noktada ışınlanını görüyoruz. Ya bir şey olmaz herhalde burada. Dedim yemez olayını. İyi attığı gibi zaten canlara bakar mısın? Zaten Road bayağı bir üzerine yürümüş. Arkasından ise... Orada AmazingJ'nin yakalandığını görüyoruz. Sneaky ile Smoothie bu noktada AmazingJ'yi yakalamak istiyor ama Ekko oldukça hızlı tabii. Yakalamak çok kolay değil. Impact şimdi Jinjiao'yu yine gözüne kestirdi. Arka tarafa Tahm Kench geliyor yalnız. Kurtarma hizmetleri. Şimdi o bir 2'ye 1'e dönebilir. Sıçra dil yarası geldi. Impact 3. yük gelecek. Yutmaya çalışacak Rodon'u. Trajedinin bekleme süresinin gelmesi bekliyor. Hayır yutmadı, sersemletti ve o noktada Impact skoru kime gidecek? Road'a mı gidiyor? Evet. Road belki Jinjiao'yu bırakmayı tercih edebilirdi ama kendisi almayı yeğledi o noktada. Tam olarak göremedim ama ultisi yeni mi geldi? Yeni geldi muhtemelen. Muhtemelen bekleme süresinden yeni çıkmıştı. Yoksa çoktan ultiyi açıp büyüleriyle beraber aktif bir şekilde dönüp savaşmasını bekliyorum ben açıkçası. Mithyus bu arada kuleye yanaşmaya çalışıyor ama Avoidless o noktada Mithyus'un yeniden düşünmesini sağlayacak herhalde. Ama Mithyus şimdi Avoidless'la bire girdi. Jin'le bu arada Tahm Kench de orada. Avoidless bu sevdadan vazgeçiyor. Mithyus orada baltayla devam eder mi? Hayır. I May adına oyunda olan nadir sayıda iyi şeylerden biri oldu ama oyun bu kadar kendi adlarına kötü giderken sadece 3000 altının geride olmaları nispeten onlar için iyi bir haber. Athena'nın da henüz oyuna herhangi bir katkı yapmadığını da söyleyelim. Yani 0-0-0. Takım savaşları başladığında bakalım bu Vlad tercihi onlar adına ne yönde işleyecek derken. Athena bu arada orta koridorda güzel yana adımlar, yetenek atışlarından kaçmaya başardı ki zaten Kızıl Havuzu da hala var gerekmesi durumunda. Kullanlar orta kuleyi almayı düşünüyormuş gibi görünüyor. 3 kişilik bir ekip var. Arka tarafta ise Meteos şu an pozisyonunu almış durumda. Bu arada alt koridor da Cloud9 lehine ittiriyor. Evet. Az önce Cloud9 üyeleri de onu işaretlediler. Burada rakiplerine yeterince zaman kaybettirirlerse bedavadan alt koridor hasar vermeleri bile işten değil ki Cloud9 de şimdi orayı işaretledi. I May de orayı işaretledi. Alt koridora biri gidecek ve Jinjiao gidiyor. Jinjiao'nun gitmesi orta koridor kulesini Cloud9'a vermeleri anlamına gelebilir. Ki o da vazgeçti şu anda. Evet, o da geri geliyor. Karar veremiyor gibi görünüyor şu anda ama onlar karar verene kadar Cloud'da atı alan üsküdara geçti. Şimdi AmazingJ gelmiş. Smoothie yakalayacak gibi görünüyor. Orada trajedi tutmadı. Smoothie'nin hala ultisi var. Zorda kalması durumunda. Paralel yakınsamadan da çıktı. %20'ye indi ve minyonlar da alt koridor kulesine vurmaya başladı. I May tarafı kararsızlığının bedelini ödüyor gibi. Bir de yollarını kestiler. İyice haramiye bağladı Cloud9. Alt koridora gitmesini engellemeye çalışıyor. Şimdi artık Vladimir gitti. Ya o minyon dalgasını temizleyecek. Bakalım orta koridor kulesini almayı başarabilecek mi? Pırıltı eşyasıyla beraber Sneaky kulelere ciddi bir hasar veriyor. Paralel yakınsama o noktada tehdit amaçlı kullanıldı. Vlad alt koridordaki işini bitirip geldi bu arada. Şimdi I May bir savaş başlatmak isteyebilir mi? Avoidless içeri giriyor. Sneaky ve Smoothie'yi yakaladı. Sneaky'nin üzerinde kalma bası var ama Sneaky sıçrayı kullanarak oradan çıkıyor. Athena yapıştı Sneaky ama skor almaya yetmeyecek. AmazingJ ultisiyle beraber ölmekten kurtuldu. Road da düşmedi. Bu savaşta bir kişi bile ölmedi. Impact üzerinde şifa onu biraz daha hayatta tutacak. Athena'yı sersemletmeyi başarabilecek mi Jensen? Athena bu arada can durumu hiç fena değil. Cloud9'ın aynen öyle dikkatli olması lazım. Bu savaş I May'in istediği gibi geçti. İşte I May'in en önemli özelliği koridor safhası soru işareti olsa da takım savaşları deyince inanılmaz bir canavara dönüşüyorlar. Ama tabii burada krediyi biraz Avoidless'e vermek lazım. Resmen olmayan bir takım savaşını yarattı diyelim. Hem sıçrasıyla beraber çok güzel bir şekilde iki tane önemli hedefi havaya kaldırdı ve o noktada Vladimir'in ulti atmasına da pozisyon sağladı. Cloud9'ın da orta koridor sevdası henüz kulenin yıkılmasıyla sonuçlanmadı ama bir sonraki denemelerinde alabilirler gibi görünüyor. Cloud9'dan High'i alabilirsiniz. Ama geri kalanlardan shot calling'i belli ki alamıyorsunuz. Bu çok hayvari bir hareketti. Yani orada kırmızı güçlendirmeyi bıraktı Sneaky. Uzun zamandır da ormancılar üzerine görmeye alışmadığımız ki sezon 3 ve 4'ün en popüler eşyası olan bir keşif taşı tercih gelmiş. Mithyos tabii sezon 3'te yani Cloud9 boyunu kaybederse muhtemelen bir soru işareti olacak o eşya tercihinde. Ya bu arada o ormana giren Mithyos muhtemelen flameleyecek Sneaky'yi. Kırmızı güçlendirme puanı bıraktı orada. Kendin bilirsin hani. Daha erken çıkmasına engelleyecek. Beni ilgilendirmez. Sonra I May'in hareketlendiğini görüyoruz. Mavi güçlendirmeyi almak istiyor. Yalnız Jensen'ın o konuyla ilgili farklı planları var. Çek kolumdan tut götür beni. Hüp diye içine çek beni dedi adeta. Jensen mavi güçlendirmenin sahibi oluyor. Benim esprim almıştılar bu arada. Duydum. Ben de bir nefes aldım. Dengeleyici geldi. AmazingJ'yi yavaşlatmayı başardı. Impact paralel yakın samanın etrafından dolanacak. Kendini susturdu. Devam etmeyecek ama bütün bunlar olurken de Okyanus Ejder'i de Cloud9 tarafına doğru gidiyor ve Ejder'lerde de öne geçmeyi başardı Cloud9. Ve şimdi orta kule işaretlediler. Orta koridoru almak istiyorlar. Jinjiao'nun üzerine doğru gidecek mi? Jinjiao'yu havada yakaladı Smoothie, ardından Road sıçrasıyla beraber güvenliğe taşımış oldu. Sıçra'ya karşı Sıçra burada destekler. İki takımlara da eşit derecede bir takas diyebiliriz ama orta kuleyi de bunun yanına ekleyelim. Çok istediler ya yani. Evet. Bak Sneaky geldi kendi işini geldi tamamladı. Mithyos bak güzel bir eğitim. Yani. Ya çocukların odalarını toplamasını falan sağlarsın ya kendin topla dersin ya. Ya da öyle bir. Ya da başladığın işi bitireceksin evet. Gibi. İki tane orta koridor oyuncusunun da skorlarının 0-0 olması. Evet ya etliye sütlüye karışmamışlar. Gerçi I May tarafında pek bir skor olmadı. Sadece toplamda 2 skorları var ama Cloud9 tarafında 6 skor var. Jensen pek karışmamış olaylara. Bir ormancı olarak Meteos da pek karışmamış bu arada. Sadece %33'lük bir skor katkısı var şu ana kadar. Olaf'ların belki de ortak özelliği bu olabilir. Derken Meteos yukarıda şimdi AmazingJ ile beraber ufak bir takasa girdi. Ama şimdi oraya Smooth'le katıldı. Kule altı denemesi gelir mi acaba? Jensen o noktada AmazingJ'yi sersemletmeyi başardı. Smooth de geliyor. Bakıyorum paralel yakın samayı kullandı. Ultisi var ama fazla uzaklaşamadı şu anda ultiyi kullanabilmek için. Meteos'a pek takip etmeyecek çünkü arka tarafa bir ışınlan mı geliyor? Tahm Kench mi geliyor? Rek'Sai de geldi. Tahm Kench de geldi. Vladimir biraz uzakta yalnız bu savaş 5'e 4'e döner. Geliyor. Hayır 5'e 4'e döner. Işınlanı var şu anda Impact'in. I May de bunun farkına vardı çünkü Vladimir'leri yakında değildi. Şu iki totemden birine gelecek bir Rumble. Savaşın çehresini değiştirebilirdi. Sneaky de bu arada buzdoğan eldiven yerine üçlü kuvvet seçenlerin tarafına katıldı. Şu ana kadar 3 nişancıda benzer seçimler görmüştük. Forgiven. Evet doğru söylüyorsun. Sanırım Kobe. Emin değilim. Doğru. Onu da doğru. Hatırladım ben çünkü yalnız buzdoğandan farklı olarak bunda pırıltıdan %100 daha fazla hasar potansiyeli alıyorsun. Buzdan da %150 iken bu üçlü kuvvette %250'ye kadar çıkıyor. Aldığınız hasar potansiyeli kullandığınız herhangi bir büyüden sonra. Ama genelde hani Ezreal'ın takım savaşını biraz da rakip takım için daha zorlaştırmasını seversiniz. Bakalım burada Sneaky bu yaptığı tercihten memnun kalacak mı oyun sonunda? Yani şu var, Ekko'yu yavaşlatmak onun size gelmesini engellemiyor. Zaten yetenekleriyle alan kapatma şansı olduğu için Ekko'nun belki o noktada Ekko'ya karşı yapılmış bir tercih olabilir. Ve Vladimir için bence alınabilirdi. Belki gerekebilirdi. Athena'nın üzerinde büyük bir hasar. Canının %50'sini kaybetti. O da büyü direncine çokça yatırım yapmış durumda. Cehennem asası da aldı ruh gömleğinin ardından. Öte yandan Jinjiao da sihir içenini tamamlamış. O da Malmoç'un ağzına doğru emin adımlarla ilerliyor. Yani bu noktada Syndra ve Rumble tehdidi yeterince büyük bir tehdit onlar için. Öte yandan Ezreal'ın da hasarının bir kısmının büyü hasarı olduğunu göz önüne alırsak. Doğru. Ama Olaf da bu arada gerçi keşif taşı alarak çok fazla hasara gitmediğini gördük. Ruh gömleği de almış. Paralel yakın samaya yakalandı şu anda Impact. Ama devamı gelmedi AmazingJ'den. Yani Olaf çok fazla hasara gitmediği için o noktada zırha gitmemekte I May adına mantıklı bir tercih olabilir. Yani zırha gitmedi ama oyunun ilerleyen dakikalarında Jin onu biraz sıkıntıya sokabilen ilk isim olacaktır. Oyunun ilerleyen kısmında muhtemelen ihtiyacı da olacaktır. Ya, oyun biraz duruldu ama bu bence I May'in istediği bir payı oyun tarzına dönüşü diyebiliriz. Sneaky'de hiç korkusu yok. Ama yani çok akıllıca olmayabilir çünkü nispeten tank hedeflerle savaşıyor. Arkadan Athena'nın da geldiğini gören I May orada bir savaş başlattı ama hemen ışınlanını kullanıyor Impact. Hatta AmazingJ'in ışınlanını karşılıyor. AmazingJ'i de oraya ışınlanını kullanarak geldi. O çalı da ölüm çalısı. Yani içinde esaret çiçeği var, totemler var. Işınlanlar her iki tarafından kullanıldı ama bir etkisi olmadı. Gayet iki takım da cüretkar davrandı bu konuda. Ya ışınlanlar konusunda bayağı cüretkar davrandı ama savaş başlatma konusunda oldukça muhafazakar davrandı. Şimdi Jensen'i kovalıyor. Orada yani gömü bulmuş gibi kişi kafa attılar. Tuzaklar, totemler, her şey var orada. 1 dakika 15 saniye var. Oyun birazcık kilitlenmiş gibi görünüyor Cloud9 için. Koridor safhasında buldukları skorları tabii ilerleyen dakikalarda bulamadılar. Ve Cloud9 de bu arada çok ilginç bir istatistiğe sahip. 15 dakikanın öncesinde herhangi bir skorları ve doğal olarak asistleri yoktu. 7 skor vermişlerdi bu maçtan önce. Bu maçla beraber en azından o istatistiği birazcık düzelttiler. Yani kısmen birazcık. Evet. Ama şu ana kadar da yani takım savaşı yaratacak bir pozisyon üretemediler. Yani belki Baron ve çıkacak olan hani ejder etrafında bir şeyler yapmayı deneyebilirler ama yani Bulut ejderhası için oyuna kadar tehlikeye atarsanız sorusu geliyor tabii akıllara. Ama tabii iki ejderi almış olan Cloud9 da kadim ejderhaya yönelik öyle bir hamle yapabilir ki bu ejderi ne kadar hızlı aldıklarına bağlı olarak bir ejder daha çıkma ihtimali var. Evet. Şimdi bu arada Road'u yakalamaya çalışıyorlar ama ters taraftan Avoidless geldi tünelden ve Meteos şu anda Ragnarok'unu açtı. Jinjiao da geliyor. Hasar potansiyeli geliyor ama diğer taraftan da Jensen'in geldiğini görüyoruz. Orada trajedi Smoothie'ye tuttu. Smoothie ultisini açmış durumda şu anda. Ön saflarda şimdi Meteos'a gelen bir o noktada son perde var. AmazingJ Jensen'ı paralel geçti adeta. Hiç dokunmadı. Jensen öldürebilecek mi? Hayır. AmazingJ ultisini kullanıyor. Smoothie'nin başı dertte. Oradan çok güzel kaçtı. Trajediden de kaçtı. Yetenek atışları tutmayınca bir takım savaşı daha herhangi bir skor olmadan bitiyor ama AmazingJ İçinde kaldı orada dengeleyicinin. Impact'in dikkat etmesi lazım. Skoru alan taraf Cloud9. Bakalım bunu bir kuleye çevirebilecekler mi? Kulenin ardından Jinjiao yakalanıyor. Jinjiao'yu bağırdı. Road yanlış hedefi ham yaptı. Yanlış hedefi ham yaptı ama hayatta kalmayı başardı. Hayatta kalmayı başardı. Aynen öyle. Yanıp sönen cam barları ve o skora fazla inandıkları için orta koridora gerekli ilgiyi gösteremedi Cloud9 ekibi. Ve orta koridor kulesini alamayacaklar. Hemen ejder'e doğru gidiyorlar. Canlar da azaldı. Risk etmeye hiç gerek yok. Direkt global görevlerden bir tanesi olan ejderi hanesini yazdıracaklar. Sneaky de bu arada bu kendi üzerinde nasıl kullandığımızı gösterdi. Ezreal'ın değişiminden sonra gelen mekaniklerinden bir tanesi. Kendinize özü takışı kullanabiliyorsunuz ışık geçişiyle beraber ve ejderi almaya başararak kadim ejderhadan önce de bir ejder daha çıkmasını sağladılar. Güzel bir combo burada o toplarla beraber sersemletmeyi başarmış. Yani sen arkasından gelen ultiyle beraber rahat bir skorun. Yani devamını da izlemedik. O noktada Jinjiao'yu da yakalamışlardı. Ve Road Rek'Sai'yi ham yaptı. Yalnız o noktada yani Jin düşseydi kule ve inhibitörün düştüğünü de görebilirdik belki de. Gerçi Cloud'dan da canlar biraz azalmıştı ya. Yani inhibitöre bilmiyorum gidebilirler tabii belli olmaz. Şimdi bu arada Sneaky Road'u gördü ve üzerine doğru yine agresif bir ışık geçişi. Smoothie de peşinden sıçrası koşmaya başladı. Var. Sıçrası da var. Yavaşlattı ama Smoothie'nin tosuna kendi sıçrasıyla karşılık verdi. Yani hani Sneaky'den fazla umutlu bir deneme. Şimdi Athena'yı bu arada yavaşlatmaya başardı. Paralel yakınsama geliyor yalnız. Mithyus kötü pozisyonda kalabilir. İçinden yine çıkmayı başardılar. Üst tarafa giden bir Jhin var ve orta koridor kulesini almak için şu an Cloud9'e çok iyi bir şans var. Ve yani minyon dalgası temizleme konusunda Ekko'nun ciddi bir avantajı var ama bu arada Smoothie geliyor arka taraftan. Kimi yakalamaya çalışacak? Avoidless'ı yakalıyor. Dengeleyicinin içinde kaldı. Yine harika bir sersemletme Syndra'dan ama kimseyi alamadılar. Impact şimdi Zoya'sını kullandı. Şimdi Rek'Sai'yi almayı başardı. Arka taraftan son perde geliyor. Athena bu arada oldukça fazla hasar aldı. Smoothie de çıkmayı başardı son perde menzilinden. Son vuruşta kimseye gitmedi. 5'e 4 bir pozisyon. Ormancısı yok. Şimdi Athena yakalanır mı? Kızıl havuza girdi. Çıktığı yerde onu skor bekliyor ve AmazingJ ulti geldi ama AmazingJ'de oldukça tank. Şimdi son vuruş Jinjiao'da kaldı orada Impact skoru. Impact orada bir tereddüt etti. O tereddüt skorla sonuçlandı. Jinjiao'nun malmoş snazı devreye giriyor. Road bu sefer doğru hedefe ham yaptı ve burada da birebirlik bir değişim var. Ve orta koridor kulesi şimdi arkadaşından geldi yalnız AmazingJ'den ilginç bir sakin. Uçsu yok, uçsu yok. AmazingJ çok teşekkürler bu skor için diyor Cloud9 ekibi. Sneaky'yi de seriye bağladı. Yalnız AmazingJ'den sorgulanabilecek bir hareket. Oh. Ulti geldi noktadan ama şimdi tutmayan bir ultiydi. Jensen'den yine sorgulanabilecek bir ulti aynı zamanda. Amazing şimdi sürekli önce ultisi onun üzerinde kullanmıştı. Ki baktığımız zaman da gerçi herhangi bir Seedar büyüsü yok. Bir Seedar büyüsü olsa belki daha ofansif bir hedef üzerinde kullanabilirdi. Burada Rumble ultisi fena gelmemiş ama yani iki tane nispi tank hedefe atmak çok her zaman tercih ettiğiniz bir durum değildir. Ama yine de kule altında istediklerini en azından almışlar. Bir skor aldılar. Global bir görevi ama çeviremediler. En büyük sıkıntısı buydu. Takım savaşından sonra oluşan pozisyonu. Athena'yı almaya da çok yakınlardı ki üst tarafta şimdi kule aldığını gördük. Sol alttaki ekrandan Athena'nın. Burada da sersemlemiş Impact ve skoru vermekten kurtulamamış ama burada birebir değişim olmasına izin vermeyen koca yürekli bir AmazingJ var. Bir de rakibin nişancısına veriyorsunuz. Ne yaptım ben acaba? Ben hesapladım ama bunun böyle olmaması gerekiyordu. Yaz taraftarların gülüşü çok kötüydü. Neyse kulaklıktan duyamıyorlar. AmazingJ kendisine güldüğünü duysa çok üzülürdü. Son takım savaşında da verilen hasarlara baktığımız zaman I May tarafında hasarın büyük kısmı nişancıdan gelirken Rumble ve Syndra Cloud9 adına hasar yükünü taşımış. Bayağı bir taşımış yani. Toplamda 8000'e yakın hasar vermişler. Şimdi yine o taraflarda görüş kapmak için çaplı. Yani Impact'in bu kadar olmasının sebeplerinden bir tanesi de yetenek atışlarından inanılmaz kaçıyor olması. Ve o beklenen bile şimdi geldi. Sonunda almayı başardılar. Bu arada son ejderde okyanus ejderi olacak. Yani 20 saniye farkla çıkartmayı başarmışlardı. Şimdi AmazingJ oradan çıkmayı başaracak gibi görünüyor. Zaman sıçramasını vaktinde kullandı. Ve hem zıpkından hem de gizemli atıştan kaçmayı başardı. Cloud9 4 kişilik bir ekiple alt koridordaki ikinci kuleyi almaya çalışıyor. Syndra bu arada yine sersemledi Jinjiao'yu ama Smoothie'yi yakaladı AmazingJ. Ultisiyle çıkıyor. Şimdi Smoothie içeri girdi. Avoidless'ın başı dertte. Syndra ultisi Avoidless'ın üzerinde kullanılıyor. Şimdi o noktada son perde kimlere gidecek? Son perde birazcık boşa gitti. Athena kızıl havuzu kullanarak çıkacak. Çıktığı yerde onu bir dengeleyici beklemiyor. Impact'ten bu oyunda gelen nadir kötü dengeleyicilerden biri. Zonya'sını kullanmak zorunda kaldı ama çıktığı yerde onu sersemleten AmazingJ skor almayı başardı. Bu arada harika bir combo geldi ama skorla sonuçlanacak bakalım. 2'de 2 yapan bir Jinjiao var. I May bu takım savaşını fena oynamadı. Sneaky ne kadar agresif olabilirsin Sneaky? Orada gizemli atışı kaçırınca devam etme şansı kalmadı ama bu 2'ye 2 değişimin ardından da kule skorunu çıkaran yine Cloud9 tarafı yalnız oldu. I May yani son bu 3-4 takım savaşında adeta hani milim canlarla kurtuluyor. Yine bu takım savaşta diğerlerine benzer bir takım savaşı oldu. Özellikle can barları konusunda. Burada Avoidless sandığı kadar da aslında tank değilmiş. Direkt aradan çıkan isim oldu. Ama Impact iki savaştır kötü yakalanıyor ve ilginç dengeleyiciler aslında belki de böyle atmak yerine rakip takımın gideceği yerleri kapatmaya yönelik bir ulti atsa zaten baktığımız zaman yani Cloud9 çok önde olduğu için yani burası harika 4 kişiye. Smoothie bu arada sıçra toz. Evet. Yani toz sıçra onu paket. Evet doğru. O sırayla kullanıyor. Asıl yapması gereken ultiyi biraz daha arkalarına atıp zaten rakibin üzerine yağlır yağlır koşuyorsunuz. Zaten hani orada lateral bir çizgi çizse koridora ya, geri gitme konusunda, takıma ayırma konusunda daha başarılı olur. Çok doğru. Kesinlikle katılıyorum. Yani ya rakibi takıma savaş yapmaya zorluyorsunuz ya da Seedar büyülerini alıp bir sonraki ultiyle beraber tekrardan aynı şeyi tekrarlayabilirsiniz. Şimdi Athena yakalandı o noktada. Syndra da geldi. Athena kızıl havuza bile girme şansı bulmadan. Harika bir şekilde arka arkaya zincirleme kitle. Bunu neye çevirecekler şimdi Trial? Önemli soru bu. Yani üst koridorda bir ikinci kule var hala almadıkları. Ejder çıktı bu arada. Okyanus ejderi çıktı ve 4. ejderleri olacak. Ve kadim ejderha noktasında yemleme yapmalarını çok daha kolaylaştırabilir 4 tane ejderleri olması. Yani Baron %50. Yalnız Baron'a başladılar bu arada. Ama Rek'Sai'yi tutmaları gerekiyor ki... Ama bunu yapabilmek için çok önemli bir şampiyon. Biraz erken kullandı Alistar. O noktada trajedi geliyor. Yeterli değil. Paralel eksamada yeterli değil. Bu arada Baron'u aldıktan sonra hemen aksiyonu sürdürüyorlar. Şimdi frene bastılar. İyi bir takım olmanın önemli gerekliklerinden bir tanesi de bu. O skoru almanın gazına gelmemek lazım. Cloud9'da fena iş çıkarmadı. Şimdi bir de okyanus ejderine mi dönecekler acaba? Gidiyorlarmış gibi görünüyor. Evet, metodik bir oyun. Cloud9'dan. Yani açıkçası Dünya Şampiyonası 2016'da hasret kaldığımız bir oyun. Cloud9'dan görmek istediğimiz bir oyun. Ve dördüncü ejder artık. 180 ekstra gerçek hasar. Tabii 45'te normalden geliyor. Tabii oyun oraya kalırsa. Tabii yani 6 dakikada bıraksa. Kadim ejderhayı görürsek ve Cloud9 alırsa. Yani halamın bıyıkları olsaydı durumuna geldik birazcık. Ama yine takım savaşlarını dikkatli yapması gerekecek Cloud9'ın. Hiçbir şekilde fazla levhane kapamaması gerekiyor. Kesinlikle Rehabite. Koridordan çıktıklarından bu yana 5'e 5'te Cloud9 %100 bir üstünlük sağlayamadı. Evet. Yani I May'in saygı duyulması gereken yanlarından birisi, az önce söyledik, takım savaşları ve şu ana kadar da Cloud9 bu saygıyı duyulması gerektiğini zor yoldan öğrendi. Ama şimdi orta koridora doğru yaklaşıyorlar. Orada kuşatma minyonu. Ne kadar hayatta kalacak? Pırıltı hasarı vermeye devam ediyor. Bu arada Jensen de ciddi bir yetenek gücüne sahip. O da ciddi bir hasar veriyor. Şimdi paralel yakınsama tutmadı. Kuşatma minyonunda hasar vermeye devam ediyor. Onu almak için herhangi bir şey yapamadılar. Çünkü onu almak için yani avına güdümlüden başka da yapabilecekleri fazla bir şey yok. Şimdi kurmalı kapan geldi. Yine bir avına güdümlü geldi. Bu kuşatma minyonu, baron güçlendirmeli kuşatma minyonu tek başına Cloud9'in yapacağı işin çoğunu hallediyor. Ve kuleyi almayı başardılar. Şimdi orta koridor indüktörünü zorluyor Cloud9 ekibi. Buradan sonra ne yapacaklar sorusunun cevabı birazcık karışık. Çünkü hem alt koridorda hem de üst koridorda minyon dalgaları birazcık yanlış nokta, yani ters noktalarda o kontrolü çok iyi yapamadılar. Belki alta dönebilirler. Hazır yani baron da yokken. Baron aldıktan sonra direkt üstüne dönüp yani Cloud9 ekibi eşya tekrardan orta koridora koştular. Ama belki şimdi Ezreal ultisi geldi. O koridoru bakalım ne yönde ittirebilecek Cloud9 tarafına. Jensen'da geçerken bir mavi güçlendirme aldı. Oradan o da güç patlamasını doruklarda yaşıyor. Liandry'nin eziyeti, hiçlik değneği, Morellonomikon ve Raylan'ın kristal asası. Yani büyü direncini yok sayma konusunda çağ atlamış bir eşya dizilimi bu. Şimdi bakalım orta koridora uyguladıkları tarifenin bir benzerini alt koridora uygulayabilecekler mi? Yoğun musun bu arada aktifleştiriyor Jinjiao. Bu arada arkadan gelmiş Athena üzerinde müthiş dengeleyici. Kırmızı kuleyi almayı başardılar. Athena düşecek gibi görünüyor. Hayır. Ama inhibitör kulesini almayı başardılar. AmazingJ'yi yakaladılar. Ultisiyle beraber çok kötü bir noktaya gitti. Meteos kovalayacak mı o noktada AmazingJ'yi? AmazingJ skorunu alamadılar. Avoidless bu arada canı çok az ama o da geri dönmeyi başardı. Şimdi Cloud9 bu oyunu bitirebilecek mi acaba? Nexus kulelerine vurmaya başladılar. Athena gelmek istiyoruz. Hayır diyorsun ki. Smoothie'den mükemmel bir combo. Road'u takım arkadaşlarına doğru fırlattı. Athena hasar vermeye devam ediyor. Avoidless'ı ilk düşen isim oldu. Şimdi başı dertli olan Smoothie. Smoothie de düşüyor. Yalnız Nexus kulesinde çalışmaya başladı minyonlar. AmazingJ son anda Road tarafından kurtululuyor. İkinci Nexus kulesi de düşecek. I May bu savunmayı yapamayacak gibi görünüyor. Cloud9 ikinci galibiyetini almayı başardı turnuvada. Haklı bir galibiyet ve hak ettikleri bir galibiyeti burada Cloud9 hanesine yazdırdı. Baştan sona tek taraflı bir maç seyrettik. Yalnız ona çok katılmıyorum. Takım savaşlarında Cloud9 biraz ecel terleri döktü bence. Yani şöyle söyleyelim o zaman, genelde oyunu kontrol eden, takım savaşlarını başlatan diyelim o zaman. Biraz daha doğru bir bu noktada yorum yapmış oluruz. Ama en azından Cloud9'a gelecek hafta için, yani 4 gün sonra oynayacak maçlar için daha çok umut verdiğini söyleyebiliriz aynı zamanda. Ona kesinlikle katılırım. Ve bu turnuvada da şu ana dek ikna edici bir performansına uzak olan Meteos ve Jensen'da en azından kendine olan güvenini yeniden bulma şansı buldu ve Cloud9 ilk haftayı umutlu kapatıyor. En azından Kuzey Amerika takımları için iyi bir 3. ve 4. gün oldu diyebiliriz. Yani özellikle işte kendi taraftarların önünde oynadıkları bir dünya turnuvasında hem TSM hem CLC hem de Cloud9 herkesin en azından tatmin etti diyebiliriz. Impact kulaklığı niye taktı? O hala Rumble'ın sesini duymak istiyor herhalde. Geldi. Sohbete devam ediyorlar. Bu arada bu karşılaşmada alt çizilmesi gereken performansa imza atan Smoothie de var bu arada. Kesinlikle katılıyorum. Alistar bu turnuvada açık bırakıldığı anda maçların kaderini değiştirebileceğini gösterdi şu ana kadar. Ama koridorda pek değil de daha çok diğer koridorlara, o özellikle erken, ya o biraz kumar gibi diyelim. Çünkü 800 altını bazen O gezgin çizmesini aldığınız zaman, herhangi bir şey çevirmediğiniz zaman bu sefer havaya attığınız bir altın olarak cebinizde kalıyor. Smoothie burada kumar oynadı ve o kumar tuttu ki attığı baskınlarda da zaten koridorlardan skor ve skorlar çıkarmayı başardı. Ve Cloud9'da haftayı umutlu ve mutlu kapatan takım oluyor. O grupta da işler aslında birazcık karıştı. B grubunda SK Telekom ve Cloud9 2 galibiyet 1 mağlubiyetle zirvede yer alırken Flash Wolves ve I May ekipleri de 1 galibiyet 2 mağlubiyetle hemen altlarında bekliyor. Dolayısıyla kimin gruptan çıkacağı kesinlikle belli değil. SKT de kaybetti. Herkes kaybetti. Cloud9 da kazandı. Ne kadar da güzel bir gün bu bizim diyelim. Bizim için güzel tabii ki. İnanılmaz bir turnuva, inanılmaz heyecanlı bir turnuva olduğu için aslında bizim için de güzel diyelim. Ve ilk haftada maç anlatımlarının artık sonuna geliyoruz. Sözü analiz masasına bırakmadan önce bugün anlatımda sizlere ben Kürşat Regar Nurdemirer ve Ercan Trialbenre Bozkurt yardımcı olmaya çalıştık. Umarız sizler de bizler kadar keyif almış, sürprizlere bizim kadar şaşırmışsınızdır diyelim. Ve yorumları için sözü yavaş yavaş analiz masasına bırakalım. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, 4. günde artık böylelikle tamamlamış olduk. Bugün yine harika sürprizler, harika maçlara şahitlik ettik. İlk haftayı böylelikle tamamlamış olduk Dünya Şampiyonası'nda ve haftayı herhalde mutlu kapatan burada son maçla birlikte Cloud9 oldu. Genel olarak Amerika bölgesi sonuçlardan en azından bugünün sonuçlarından bir hayli memnundur diye düşünüyorum. Diğer tarafta Avrupa tarafı herhalde mutsuz ayrıldı diyebiliriz ilk haftadan. Kesinlikle, hani bunu zaten aksini iddia etmek mümkün değil ama tabii genel olarak değerlendirecek olursak ilk haftayı da bir yandan Wildcard ekiplerini de tebrik etmek lazım. Onlar da rakiplerinin kendilerini küçümsemesini çok güzel şekilde cezalandırdılar. Yani küçük şaşkınlıklar yaşamalarına rağmen Çin, Kore liglerinde bazı aksaklıklar olsa da beklentileri yine karşıladılar. Burada Wildcard ekipleri çok iyi bir performans gösterdi. Özellikle Albus Nox'unla şu anda. Ama Avrupa takımları gerçekten felakete doğru gidiyor. Yani bunun sebebi, son olarak bundan kısaca biraz bahsedelim. Yani ikinci haftaya girerken Avrupa takımlarından neler neler yapması gerekiyor? Çünkü onları, maçlarını da biz yayınlama şansını yakaladık. İzleyicilerimiz de yakından biliyorlar oradaki takımları. Gerek G2'yu, gerek H2K'yi, gerek Splice'ı. Yani çok iyi başarıları elde etmiş takımlar. Fanatiği elerek gelen bir H2K var. Müthiş bir sezon geçiren G2 var. Harika takım oyunları yapan Splice var ama burada bir türlü istenilerini elde edemediler. Avrupa bölgesinde belli bir standardı koruyacak takım kalmadı diye düşünüyorum. En azından yani bu mevsimlik. Baktığımız zaman Fnatic yeniden bir yapılanmaya gitti. Huni Reynor gittikten sonra çöküşe gittiler. Aynısını Orient denedi. Onlar da çöküşe gittiler. G2 zaten yeni çıktı. Splice zaten yeni çıktı. Hala adaptasyon sürecinden geçiyor Avrupa bölgesi ve güçlerini büyük bir ihtimalle önümüzdeki mevsim görmeye başlayacağız. Ama şu anda bu sene, en azından bu sezon, Avrupa'nın iyiden iyiye çöktüğünü ve Kuzey Amerika'ya göre geri kaldığını gördük. TSM'e baktığımız zaman mesela Kuzey Amerika'da onlar belli bir standarda geçip üzerine koydular. CLG keza aynı standardı tutturmaya çalıştı. Cloud9 yine normal standartının, normal oyunun üzerine bir şeyler koymaya çalıştı. Ama Avrupa'da bunun aynısını göremedik. Bu da Dünya Şampiyonası performanslarına çok büyük ölçüde yansıyor. Çok büyük ölçüde yansıyor. Sen neler diyeceksin? Evet, bunu aslında hani bir miktar sinyallerini MSI'da vermişlerdi ama orada daha çok işte G2'nun o Scarlet'ın öncesinde, yayında daha önceden bahsettiği gibi biraz daha hani böyle tatil moduna girmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorduk. Demek ki sadece ondan kaynaklı değilmiş. Biraz da bu az önce bahsettiğimiz sebeplerin ve diğer bölgelerin güzel çalışmasının da sonucuymuş. Yani G2 kış mevsimini de çok iyi geçirmişti. MSI'da evet, çok sıkıntılar yaşayınca hemen alt koridoru değiştirdi. Çok iyi 2 transfer yaptı. Ziven Miti geldi. Yaz dönemini yine harika geçirdiler ama yani bir türlü büyük turnuvalarda kendilerini gösteremiyorlar. Özellikle G2'dan beklentiler çok fazlaydı. Rakipleri çok kuvvetli değilmiş demek ki Avrupa'da. Yani öyle gözüküyor. Şu anda galibiyeti yok yani G2'nun ve bugün Albus Nox Luna'ya kaybettiler ki Albus yani burada çok ikna edici bir performans gösterdi. Evet, zaten onların da işte bu az önce bahsettiğimiz brand'ı açık bıraktılar, Anive'yi açık bıraktılar ve kendi performanslarındaki düşüşte söz konusu olunca Albus için gayet güzel ve tatmin edici bir galibiyet. Evet, ilk haftayı genel olarak böylelikle değerlendirmiş olduk. Bugün için son kez San Francisco'ya gidiyoruz. Hazez'in yanında Impact var. Şimdi kameralarımız Amerika'da, San Francisco'dayız. Herkese San Francisco'dan merhabalar. Artık günün son maçını da bitirmiş bulunmaktayız ve son röportajdayız. Önümüzdeki 3 gün biliyorsunuz ki maç yok. Daha sonrasında tekrar burada olacağız. Yine uzun günler bizleri bekliyor olacak. Tabii ki Worlds heyecanını yaşamaya sizlerle birlikte, ekranları başındaki sizlerle birlikte devam ediyor olacağız. Cloud9'ın gücünü sonunda görmüş olduk. Yanımda şu anda top laner, yani üst koridordan Impact var. Kendisiyle sohbet edeceğiz. People are expecting a lot of things from the NA region Jamaika bölgesinde insanların çok beklentisi vardı ve şu anda bugünden itibaren gücünüzü gösterme şansını yakaladınız. Özellikle I May karşısında bu konuda neler hissediyorsunuz? Early game is good, but I think I'm trolling middle late game, so it's problem because I don't know now feel is bad because late we night time 9 PM it start game, so I'm tired now, but I think we show is good play. Şu an I May karşısında iyi oynadık. Saatlerde bayağı ilerledi. Şu an 9 PM'deyiz. Akşam 9'u çok yorgunum ama iyi bir maç geçirdik. Doğrudan İngilizce konuşuyor şu anda Impact. Bu maçtan sonraki eşleşmeler hakkında neler söyleyeceksin? SKT 팀이 일단은 지금 선두로서 일단 같은 뭐 지금 2승 1패지만 일단은 지금 대기 타고 있지만 대기 타고 있는데 2주차에 결국 어떻게 조가 마무리될 것 같나요? I think I don't know if maybe we second and SK can won first, but belki SKT birinci olabilir, biz ikinci olabiliriz, emin değilim. Ama bugün gayet iyi oynadık ve iyi oynayabileceğimizi de gösterdik. Dolayısıyla SKT ile şu anda galibiyet mağlubiyet oranlarınız aynı. SKT'yi geçme, onları ileride eleme şansını var mı sizce, görüyor musunuz bunu? Evet, bence inanıyorum yapabiliriz bunu. Arkadaşlarına Türkiye'ye söylemek istediğim bir şey var mı? Türkiye'deki fanlarına. I want to say thanks to my Turkish fans. This is my first time Türkiye'deki fanlarıma çok teşekkür ederim. İlk defa bir Türkiye'deki bir yayıncı kuruluşun röportajına katılıyorum. Çok mutluyum bundan. Ve benim tanıdıkları için gayet memnunum aslında ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Evet, Impact'le birlikteydik. Kendisi bu maçta çok fazla belki kendini gösteremediğini düşünüyor ama nihayetinde Cloud9'ın güzel bir galibiyetini görmüş oldu. Onu destekleyenler diyelim, yani Cloud9'ı destekleyenler. Çünkü biliyorsunuz ki bir NA region'ı kendileri ve burada deliler gibi onları desteklediler ve alkışladılar. Ayakta geçti bütün maç diyebilirim. Geldik son röportajımızın sonuna. Çok teşekkür ediyoruz. Daha sonrasında görüşmek dileğiyle. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. San Francisco'dan bildirdik. Hoşçakalın. Evet, Azize'ye de bir kez daha teşekkür edelim bu güzel Impact röportajıyla birlikte. Cloud9 günü gayet güzel bir galibiyetle kapatmış oldu. Böylelikle SKT ile puanlarını eşitlediler. İlk haftayı kapatırken artık ikinci hafta neler getirecek? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Tabii Hazir'in de dediği gibi 3 günlük bir ara var. Takımlar bu arada ikinci hafta maçlarına hazırlanıyor olacaklar. Bir kez daha birbirleriyle karşılaşacaklar ve daha sonra ilk iki takım gruptan çıkma şansını yakalayacak. Bugün de artık yavaş yavaş kapatacağız ama öncesinde bir tahminlere, genel durumla bir bakalım. Nedir durumlar şu ana kadar? Bugün Scarlett'in çok iyi bir performansını gördük aslında. Öte yandan gitarist ortalama bir yine yani kendimle karşılaştırdığımda bir ortalama fena olmayan tahminler yaptı. Benim açımdan ise gayet felaket bir gün oldu diyelim. İşte sahada şu anda görüyorsunuz. Tabii ki bugünkü performansından sonra Scarlett zirveye oturmuş durumda. %75'lik bir oranı var. Doğru tahmin oranı var. Trial'de bugün yine iyi performansıyla birlikte ikinciliğe yükselmiş durumda. Gitarist de 3. sırada %50 ile şu anda iyi gidiyor. Buna baktığımızda tabii maç Glandal'da %75 tabii ama tabii az 4 maç sunduğu için oranı yüksek. Ben de aslında az maç sundum, ona rağmen oranım düşük ama bugün aslında çok sürpriz olmasıyla ilgisi de var bu meselenin. Noel Dayı da gayet iyi bir performansla 1-5 yanlış tahminle %17 ile gayet kötü bir performans ama tabii ki bunlar bizim tahminlerimiz, işe renk katmak amacıyla bizler de elimizden geleni doğru tahminleri yapmaya çalışıyoruz. Tahminler de bu yönde. Artık bugünü yavaş yavaş kapatma zamanı geldi. Bu maçların analizinde, analiz masasında ben Berat Konsiliarius Ataseven, yanımda Can Skaret Çaldıran ve Anılcan Gitarist Başaran'la birlikte sizlerle birlikte olduk. 3 gün sonra 2. hafta grup aşamalarında tekrardan birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.